Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kararla birlikte hayvancılık ve su ürünlerinde olduğu gibi bitkisel üretimde planlamaların yapıldığını belirterek, özetle ilk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık açıklandı. İlk defa destek ödemeleri üretim döneminden önce açıklandı. Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi. Bitkisel üretim yapan çiftlik kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticiler destek alacak. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek. Su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacak dedi. Verim ve kaliteyi artırmak için sertifikalı tohum kullanım, sertifikalı standart fidan kullanım, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, katı organik, organomineral gübre destekleri verilmeye devam edilecek. Karar kapsamındaki diğer destekler de belli oldu. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği kapsamında 2025 yılında örtü altı paket destek tutarı dekarda 2550 liradan %50 artırılarak 3825 liraya, açıkta paket destek tutarı dekara 870 liradan 1305 liraya çıkarıldı. Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin %75'i olarak ödenecek. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Katılım Primi Desteği, bu sisteme dahil işletmeler için %50 artırılarak 1500 liraya yükseltildi. Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Desteği %104 artırılarak 294 bin liraya çıkarıldı. 2025-2027 dönemi bitkisel üretim planlaması havza ürün deseni listesinin de yer aldığı Cumhurbaşkanı kararının bazı maddeleri 1 Ocak 2025'ten, bazıları da 1 Mayıs 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.